Merhaba, biletini al YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün liste içeriklerle karşınızdayız. Bazı filmler vardır izlenir geçer, bazı filmlerse tekrar tekrar kendini izlettirir. Bu filmler genelde izlenmesi kolay ve eğlenceli filmlerdir. Ama bazı filmler vardır ki konusu, oyunculukları ve çekim teknikleriyle bir kez daha mı izlesem acaba diye insanın içinde bir dürtü uyandırır. İşte biz bugün sizin için seçtiğimiz 5 filmi paylaşacağız. İlk filmimiz Geleceğe Dönüş. Bu filmi izleyip de beğenmeyeniniz yoktur herhalde. Marty McFly'ın başından geçen olayları anlatan, bizi sıcak ve samimi doktorumuz Emmett Brown'la tanıştıran zaman ve mekanı yok sayan filmin hikayesi. 1985 yapımı. Bu filmin yazar ve yönetmen koltuğunda Forrest Gump ve Polar Express'ten hatırladığımız Robert Zemeckis yer almakta. Filmin başrolünü üstlenen Michael J. Fox'a çılgın profesör rolündeki Christopher Lloyd eşlik etmekte. Film, zaman makinesi icat eden profesörün gerekli enerjiyi sağlayabilmesi için teröristlerden plütonyumu çalmasıyla başlar. Deneme sürüşü sırasında teröristlerce vurulan profesörü gören Marty, DeLorean'a atlayarak kaçmaya başlar. 80 mil hıza ulaştığında beklenmediği bir şey olur ve 1955 yılına bir yolculuk yapar. Tek seferlik plütonyumu olan araç 1955'te sıkışır. Sonrasında gelişen olaylar eşliğinde nihai amacı kendisine aşık olan annesini, babasını aşık edip yok olmaktan kurtulmak ve teröristlerce vurulacak olan profesörü kurtarmaya dönüyor. Marty'nin bu zamansız macerası yapımın tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız bir filme dönüşmesine sebep oldu diyebiliriz. İkinci filmimiz Matrix. Kim dünyanın sistemini elinde eğip bükmek istemez ki? The Matrix sosyal bir fenomen olmuş filmlerden. Lana ve Lily Wachowski kardeşlerin bugüne kadar yapmış olduğu en iyi filmlerden biri diyebiliriz. Sanat yönetimi, mekanı, kurgusu, oyunculukları ve senaryosuyla tam bir film dedirtiyor bizlere. 90'lı yıllarda çıkan muhteşem filmler serisinin son filmlerinden olan yapımın başrolünde Hollywood'un en çok sevilen ismi olan Keanu Reeves rol almakta. Açıkçası Keanu, mimiksiz oyunculuğu için biçilmiş kaptan bu film. Keanu'ya ise Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving gibi isimler eşlik etmekte. Makinaların eliyle oluşturulmuş distopyamızdan kaçmak için kehanetlerde ismi geçen kişinin, yani internet aleminde Neo olarak bilinen Mr. Anderson'ın hikayesini izliyoruz. Özellikle Lawrence Fishburne'ın canlandırdığı Morpheus karakterinin Neo üzerinden bize Matrix'i tanıtması ve gerçekliği sorgulamamıza sebep olan diyalogları her seferinde bizi filme geri çekiyor. Kısacası şu anda soluduğumuz şeyin hava olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman bir kere daha izlemeye ne dersiniz? Cesur Yürek. 1995 yılında çekilen Mel Gibson'ın başrollerinde oynadığı, o zaman daha sinemanın sevilmeyen adamı değil Mel Gibson, böyle yıldızının en parladığı dönemlerde hem filmin yönetmen koltuğuna oturuyor hem de filmin başrol oyuncusu. Film box office'lerde haftalarca en üst sıralarda yer alıyor ve yıllarca da sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor. Sevgi, aşk, vatanseverlik, adanmışlık, ihanet, dostluk gibi birçok kavram ve duyguyu bulabileceğiniz işte böyle bir film Cesur Yürek. Film, İskoçya'nın kontrolünü elinde tutmaya çalışan uzun bacaklı Edward'ın sonunu getirecek olan William Wallace'ın nasıl dayanılması zor yollardan geçtiğini gösteriyor. Özgürlüğün bedelinin ne kadar ağır olabileceğini anlatıyor. Açıkçası dönemi ne kadar gerçekçi anlatıyor bilemiyorum ama izlemesi her seferinde eğlenceli olan bir film olarak tavsiye edeceğiz. Ayrıca size küçük bir bilgi. Filmin ismindeki Braveheart, yani Cesur Yürek, William Wallace'ın değil, filmde ona ihanet eden Robert de Bruce karakteri. Zaten filmin sonunda İngiltere'yi yenilgiye uğratanın o olduğunu gösteriyorlar. William Wallace ise iyi kalpli bir kahraman ideali. Ama her iyi kahraman gerçekte ölür. Hayalet avcıları. Evinizde hayalet mi var? Canınızı mı sıkıyor? O halde kimi arayacağınızı biliyorsunuz. Ghostbuster! Yanlış hatırlamıyorsam Parlament Sinema Kulübü'nün sunduğu Pazar Gecesi sinemasının bana kattığı filmlerden birisi. 1984 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Ivan Reitman oturmakta. Ve sevgili avcılarımızı Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson ve Harold Ramis canlandırmakta. Üniversiteden kovulan 3 paranormal uzmanı arkadaş bu olayları inceleyen ve hayaletleri yakalayan Ghostbusters isimli bir firma kurarlar. Bu süreçte ünü artan firmaya bu hayaletleri siz nasıl çıkarıyorsunuz? Minvalinde bir dava açılır ve hapse düşerler.
Bu sırada dünyanın sonunu getirecek antik bir Hitit tanrısı geri getirmek için Gozer diye bir takipçisi harekete geçer ve dünyayı hayaletler basmaya başlar. E tabi bu durumda kimi arayacaklar? Tabii ki hayalet avcılarını. Bu izlemesi keyifli macera, başka bir işle uğraşırken kenardan izlenebilecek ve kafanızı meşgul olduğunuz şeyden almayacak ilginç bir eser olarak görüyorum. Belki siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Monty Python ve Kutsal Kase. Bir kırlangıcın uçma hızını bilmek ne kadar önemli olabilir? Eğer bu bilgiyi biliyorsanız bu filmi seveceksiniz. Şaka bir yana bu 1975 yapımı film absürt komedinin önemli örneklerinden. Her sahnesinde ki bunu jeneriği de dahil insanın kıkırdamasına sebep oluyor. Filmi izlediğinizde yazanların, yönetenlerin ve oynayanların kafalarının farklı çalıştığını hemen algılıyorsunuz. Ki ana kadrosundakilerin her birinin en az 5 farklı rolde izleyebildiğiniz bu filmin yönetmen koltuğunda da yine o oyunculardan olan Terry Gilliam ve Terry Jones oturmakta. Konusuna gelirsek, Excalibur'u kuşanmış Kral Arthur'un yuvarlak masa şövalyelerini topladıktan sonra Tanrı tarafından verilen kutsal kaseyi bulma görevinde başına gelenleri izliyoruz. Böyle deyince çok ciddi bir hal aldığını düşünebilirsiniz. Ama Kral Arthur'un yardımcısı Betsy'nin elindeki Hindistan cevizi kabuklarını birbirine çarparak at koşusu sesi çıkarması ve altında at varmış gibi yaylanarak yürüdüğünü belirtmeliyim. Bundan sonra her izleyişinizde istemsizce gülmenize sebep olan başarılı bir yapım. Umarım bu tavsiyelerimizi izler ve beğenirsiniz. Ayrıca sizin de benzer şekilde tekrar tekrar izlediğiniz filmler varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin.